Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Bizleri Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 7 sene sonra sahabe-i kiramın İslam'ın rahmet mesajını getirdiği Silvan'da, Meyyafarkin'de, Ulu Cami'de Şark'ın Sultanı Salahaddin-i Eyyubi'nin ismini alan bu muhteşem mabette, bu güzel mabette bir icabet saatinde bir araya getiren, Cuma vaktinde Rahman'a secdede buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kardeş olduğumuzu ilan eden, Evs'i Hazrec'i buluşturan, sonra da onları muhacire ensar kılan, bütün cahiliye asabiyelerini yok eden, her türlü ırkçılığı ortadan kaldıran, insanların Allah'ın nazarında tarağın dişleri gibi eşit olduğunu ilan eden, üstünlüğün sadece takvada olduğunu bildiren, sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, hutbemin başında öncelikle yakın geçmişte Silvan'da yaşadığınız acılardan dolayı geçmiş olsun demeye geldiğimi ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak şehirlerimize, beldelerimize bir daha bu tür kötülükleri yaşatmasın. Vatanımızın her karış toprağında yaşayan mümin kardeşlerimizin kalbini temsilen bugün Cuma hutbesinde Ulu Cami'de Salahaddin-i Eyyubi'nin mescidinde, camisinde sizlere hutbe irade etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aziz kardeşlerim, bu beldeler sıradan beldeler değildir. Silvan, Meyyafarkin muhteşem tarihi olan bir beldedir. İslam ile aziz olmuş, İslam'ın izzetli mesajını taşımış, tarih boyunca bu mesajı başka dünyalara taşımış, alimler, arifler yetiştiren bir beldenin sakinlerisiniz. Bu topraklardan, bu beldeden, hadis ilminin en büyüklerinden İmam Zehebi, Hafız Zehebi'nin beldesidir. Babası Silvan'ın sokaklarında, caddelerinde altıncılık yaptığı için Zehebi adını almış, bütün İslam dünyası tarih boyunca bu büyük hadis aliminden, bu büyük tarih bilgininden hep istifade etmiştir. Bu topraklardan İbnü'l-Ezrak gibi büyük şahsiyetler, büyük alimler yetişmiştir. Siz bu topraklardan evlatlarınızı asırlar önce Malazgirt'e gönderdiniz, Alparslan'ın duası oldunuz, onlarla birlikte Anadolu'nun bütün coğrafyasını İslamlaştırdınız. Silvan 10.000 evladı ile Malazgirt'te Sultan Alparslan'la beraber Allah'a aynı duayı ettiler, aynı duayı yaptılar. Bu topraklarda küfrün, şirkin, zulmün, her türlü haksızlığın ortadan kalkması, İslam'ın rahmet mesajının bu topraklarda hakim olması için birlikte mücadele ettiler. Silvan çocuklarını daha sonra Kudüs'ü, işgal edilen Kudüs'ü Darüsselam yapmak için Salahaddin-i Eyyubi'nin duasına dönüştürdüler. Silvan aynı zamanda çocuklarını Çanakkale'de bütün akvami beşerin bizi yok etmek üzere üzerimize saldırılar düzenlediği bir zamanda yine birlikte hareket ettik. Birliğimizi, beraberliğimizi Allah'ın mümin kulları olduğumuzu, kardeş kulları olduğumuzu, aynı Rabbe iman ettiğimizi, aynı peygambere ümmet olduğumuzu, aynı sevdaya tutkun olduğumuzu bütün buralarda hep birlikte gösterdik. Aziz kardeşlerim, şimdi aynı şekilde bu toprakları vatan kılan kardeşler topluluğu olarak aynı Rabbe iman etmiş, aynı peygambere ümmet olmuş kardeşler topluluğu olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima güçlü kılmalıyız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü asabiyeyi, her türlü cahiliye asabiyesini ayaklarının altına aldığını hepimiz bilmeliyiz. Bizi kardeş kılan o kadar yüce değerler var ki, aynı tarihi, aynı kültürü, aynı medeniyeti, aynı imanı, aynı İslam'ı hep birlikte yaşaya gelmişiz. Biz aralarına gayrılık girecek kardeşler topluluğu olamayız. Biz birbirimizin evi, birbirimizin yurdu olmalıyız. Cizre'de bir kardeşimizin burnu kanadığı zaman Edirne'deki kardeşlerimiz ızdırap duymalı. İzmir'de bir kardeşimizin ayağına diken battığı zaman Silvan'daki kardeşlerimizin kalbi yaralanmalı. Aynı şekilde Şam'da, Halep'te, Bağdat'ta, Yemen'de, San'a'da, Afrika'da, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman bir kardeşimizin başına bir bela, bir musibet geldiği zaman hep birlikte hareket etmeliyiz. Hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müminlerle misali bir bina gibidir. Aynı binayı ayağa kaldıran tuğlalar gibi daima birbirlerine güç verirler. Bu binayı güçlü kılmalıyız. İmanın binasını güçlü kılmalıyız. İslam'ın binası güçlü olmalı. İzzetli olmalı ama aynı zamanda şefkatli, merhametli olmalı. Aziz kardeşlerim, bizim dinimizin dayandığı üç büyük ilke vardır. Elbette birisi İslam'dır. İslam ancak selam ile hakim olur, baki olur. Selam olmadan İslam olmaz, İslam olmadan selam olmaz. Selam barıştır. Selam müminin kalbine gelen selamettir. İslam, selam ve selamet birbirinden ayrılmaz. Aynı zamanda yüce dinimizin dayandığı en temel ilke imandır. İman, emandır. Eman olmadan iman olmaz. İman olmadan eman olmaz. Eman güven demektir. Eman emanet demektir. İman emanete riayet etmektir. La imane limen la emanete leh. Emanete riayet etmeyenin imanı olmaz buyurur Allah Resulü. Bu can bize emanet, vatan bize emanet. Bu kainat imar etmek üzere bize emanet edilmiştir. En büyük emanet İslam'dır. İslam nimetidir. Bu emanete sahip çıktığımız zaman eman olur. Güven toplumunu birlikte inşa ederiz. Üçüncü ilke tevhiddir. Tevhid, bizi kardeş kılan o muhteşem kelime. Dünyanın her tarafında her Müslümanın virdi zeban kıldığı o muhteşem kelime. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir derken biz aynı zamanda tevhidi haykırırız. Ama tevhid aynı zamanda vahdettir. Vahdet olmadan tevhid olmaz. Tevhid olmadan vahdet olmaz. Vahdet olmadan ümmet olmaz. Aynı peygambere ümmet olmanın bize getirdiği en büyük nimet vahdettir. Vahdeti gerçekleştireceğimiz en temel ilke tevhiddir. La ilahe illallah bizi kardeş kılan, bizi iman kardeşliğini kan kardeşliğinden, can kardeşliğinden daha yüce kılan muhteşem bir nimettir. Cenab-ı Hak bizleri o tevhid nimetinden asla asla uzak tutmasın. Aziz kardeşlerim, hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'nde, mescidinde yaşanan bir tabloyu anlatarak bitirmek istiyorum. Sahabeden bir grup oturmuş, birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Selman-ı Farisi girdi Mescid-i Nebevi'ye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda dünyanın muhtelif yerlerinden gelen farklı ırklara, farklı renklere mensup nice sahabiyi cem etmişti. Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Caban-i Kürdi, bunlar Resul-i Ekrem'in getirdiği vahdet nizamında kardeşler topluluğu olmuş ve bu kardeşlik tarih boyunca bütün insanlığa örnek olarak takdim edilmişti. Birbirlerine sordular. Herkes kendi soyunu sopunu anlatsın denildi. Herkes kendi soyunu anlatmaya başladı. Birisi ben Mudar kabilesindenim, falan oğlu falanım dedi. Öbürü ben Temim kabilesindenim, Temim kabilesi eşrefun nas, insanların en şereflisidir dedi. Bir başkası ben Evs kabilesindenim, bir başkası ben Hazreç kabilesindenim, bir başkası ben Kureyş'tenim, Kureyş eşrefun nas, eşreful kabail, kabilelerin, aşiretlerin en şereflisi diye kendi soyuyla sopuyla övünmeye başladı. Derken birisi Selman-ı Farisi'ye yöneldi ve aynı soruyu ona sordu. Ya Selman, ma hasebuke ve ma nesebuk. Senin soyun sopun nedir? Senin nesebin nedir diye sordu. Selman, bütün bugünlerde, son yıllarda birbirlerine düşmüş, renkleri, ırkları, dilleri sebebiyle, mezhepleri, meşrepleri sebebiyle birbirine düşmüş bütün Müslüman insanlara, bütün İslam dünyasına kıyamet sabahına kadar ders olabilecek bir cevap verdi. Selman elini kalbine koydu, kendini şöyle tanıttı. Ene Selman İbnü'l-Ezrak. Ben İslam oğlu Selman'ım. Ve sonra ayağa kalktı, şehadet parmağıyla işaret ederek şöyle dedi. Kuntu dallen fehedaniyallahu bi Muhammedin. Ben dalaletteydim, Allah beni Muhammed Mustafa ile hidayete erdirdi. Kuntu fakiran feaghnaniyallahu bi Muhammedin. Ben fakirdim, yoksuldum, Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi. Kuntu memluken fe'atekaniyallahu bi Muhammedin. Ben köleydim, boynumda boyunduruk vardı ama Allah beni Muhammed Mustafa ile özgürlüğüme kavuşturdu. Aziz kardeşlerim, şimdi hep birlikte düşünelim. Silvan Silvan olmadan, Meyyafarkin Meyyafarkin olmadan, Resulullah'ın ashabı İyaz bin Ganem komutasında Diyarbakır'a, Silvan'a gelmeden, Cizre'ye, Nusaybin'e gelmeden önce bizim atalarımız neydi? Hepimizin ataları neydi? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle hepimizin ataları burada İslam nimetinden mahrum, medeniyetten mahrum, izzetten mahrum bir hayat yaşıyorlardı. Ama Allah bizlere imanı lütfetti. Allah bize tevhidi lütfetti. Sonra biz o iman ile kardeş olduk. Aynı Rabbe iman ettik. Aynı peygambere ümmet olduk. Aynı Rahman'a secde ettik. Aynı Rahman'ın huzurunda saf tuttuk. Bu kardeşlik, bu nimet bize yetmiyor mu? Sonra ecdadımızla hep birlikte, Malazgirt'te birlikte olmayı, Çanakkale'de birlikte olmayı, Salahaddin-i Eyyubi ile Kudüs'te birlikte olmayı lütfetti Yüce Rabbimiz. Bu nimet olarak, şeref olarak hepimize, milletimizin bütün fertlerine yetmez mi? Aziz kardeşlerim, hutbemi bitirirken tekrar ifade etmek istiyorum. Öncelikle Silvan'da, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Sur'da son aylarda üzüntülü, hepimizi kalbimizden yaralayan acılar yaşadık. Ancak bir muhasebe etmemiz gerekmiyor mu? Devlet olarak, millet olarak, diyanet olarak, batısıyla doğusuyla hepimizin bir muhasebe yapmamız gerekmiyor mu? Şimdi bizim aramızda olması gereken, bizim aramızda birlikte Rahman'a secde etmemiz gereken çocuklarımızı, evlatlarımızı başka ideolojilere, dağlara kaptırmanın hesabını, muhasebesini hep birlikte yapmak durumunda değil miyiz? Biz neden bu hale geldik? İslam alemi neden bu hale geldi? Suriye'de neden ateşler yükseliyor? Ümmetin bütün çocukları neden ateşlerde yanıyor? Bağdat'ta neler oluyor? San'a'da, Yemen'de neler oluyor? Ne büyük acılar yaşanıyor? Müslümanlar neden vahdeti terk etti? Neden tevhidden uzaklaştı? Neden selam yurdu selam olmaktan çıktı? Neden eman yurdu eman olmaktan çıktı? Bu soruları kendimize sormak zorunda değil miyiz? Daha dün buraya yakın birkaç kilometre ötede bir karakolda ne büyük bir fecaat yaşandı. Şehit olan bütün çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak millet olarak bizi bir an önce kan dökmekten muhafaza eylesin. Kalbimizi, kalplerimizi birleştirerek, kardeşlik potasında eriyerek, bu vatanı birlikte imar ederek, barışı ve kardeşliği yeniden egemen kılmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. İslam'ın bize kazandırdığı en büyük vasıflardan bir tanesi özgürlüktür. Özgürlük yani azadi. Ancak geçen hafta Cizre'de de ifade ettim. Aynı ifadeleri sizin lisanınızla, lisanımızla, kalbimizle ifade etmek isterim ki azadi eğer İslam ne be, azadi na be. Eğer iman ne be, azadi na be. Eğer tevhid ne be, azadi na be. Halasiyame bi imaniye, bi İslamiye, bi tevhidiye. Hudev Teala bratiyame daim bike. Hudev Teala bratiyame daim bike. Hudev Teala bratiyame daim bike. Ela inne ahsena kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâle Allahu tebareke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuriya'l Kur'an festemi'û leh ve ansitu leallekum turhamûn. Et-tâibu mine'z-zenbi kemen lâ zenbe leh. Günahlarından tevbe eden günahsız gibidir.